Daha detaylı gireceğiz. Miçotakis'ten, yani sanki kongreye gidip o konuşmaları yapan hiç o değilmiş gibi bir takım açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan soru, ne diyorsunuz artık görüşür müsünüz sorusuna verdiği çok net bir yanıt var. Onlara bakacağız. Ama nihayetinde Yunanistan'ı birilerinin kullandığının farkındayız. Bizim dikkatimizi dağıtmak için diyerek ortaya koyduğu tavır. Sınır ötesi harekat. Belli ki zirve kapsamında artık bunlar oldu, mutabakat da imzalandı. Tamam, Suriye harekat yapmaz Türkiye gibi bir hava doğdu. Hani yabancı gazeteci de çünkü ona dayanarak kuşkusuz böyle bir soru sordu, bir cümle kurdu. ABD'den de şu açıklama vardı. Türkiye'nin Suriye'ye harekat yapmaması için baskı yapıyoruz. Yapacak mı Türkiye her halükarda o harekatı? Evet, yapacak. Ben bunu hiç kıvırmayacağım. Doğrudan kitabın ortasından söyleyeceğim. Yapacak, yapmak zorunda. Yapmamız gerekiyor. Her şeyin ötesinde ve üstünde bir durum söz konusu. O da bizim bekamızla ilgili. Yani yapmazsak ve oradaki terör oluşumu adeta şu anki çapulcu teröristlerin yarı kurumsal paramiliter bir yapıya, daha sonra daha kurumsal yapılara dönüşmesini önleyemezsek çocuklarımız, hatta onların çocukları bu terör belasıyla boğuşmak zorunda kalır. Yani biz çocuklarımıza ve geleceğimize, gelecek nesillerimize terör bırakmak istemiyoruz. O yüzden bu bizim için bir beka meselesidir. Amerika için, Rusya için bir politikadır. Dış politikanın bir aracıdır ya da koludur. Dolayısıyla bunu yapacak ve bu noktada da çok açık bir şekilde dört yer olduğunu baştan beri hep söylüyoruz. Doğudan batıya Kamışlı, Ayn el-Arap, Münbiç ve Tel Rifat. Yani bu alanlar mutlaka temizlenip bölgede bir güvenlik koridoru oluşturmak durumunda. Bununla paralel olarak da Türkiye'deki geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin bu alanlara göçlerinin sağlanarak güvenli bir şekilde buralarda yerleşmeleri temin edilmeli ve Türkiye üzerindeki göçmen baskısı da hafifletilmeli, azaltılmalı. Dolayısıyla bunun olabilmesi için mutlaka o bölgelere operasyon gerekiyor. Şimdi burada tabii ki biz yani şöyle söyleyelim, neticede bir başka ülkenin topraklarında meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Keşke zorunda kalmasak. Tabii. Bundan memnun değiliz. Ama bunu yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Yani bugün ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne İran'ın, ne de başka ülkelerin Suriye'nin toprak bütünlüğünü düşündüklerini kimse söyleyemez. Ya da Suriyelileri düşündüklerini kimse söyleyemez. Yani bakar mısınız, İran'da Türkiye'de olduğu kadar Suriyeli var mı? Rusya'da Suriyeli var mı? Amerika'da Suriyeli var mı? Tabii. Şimdi dolayısıyla yani burada tabii Türkiye'nin söz hakkı Türkiye'de. Kim ne derse desin söz hakkı Türkiye'de ve bu konu zaman zaman da kaşınıyor. Hem iç hem de dışarıdaki mihraklar tarafından zaman zaman kaşınıyor. Yani Türkiye'nin bir güvenlik problemi haline getirilmeye çalışılıyor. Hani bunu da zaman zaman görüyoruz. Dolayısıyla bu üçlü riskin, üçlü olası tehlikelerin kaldırılması açısından mutlaka bu operasyon yapılması lazım. Ancak tabii ne zaman yapılır? Yani bunun zamanını iki şekilde ifade edebiliriz. İşte bu Madrid zirvesi bekleniyor denmişti. Yani orada doğan havada anladığımız kadarıyla ya tamam işte Türkiye istediğini de aldı. Bir durur niteliğinde bir havaydı. Şimdi yani mutlaka olacak ama zirveden hemen sonra değil mi diye düşünüyorsunuz? Ya şöyle, şimdi bölgedeki PKK-PYD varlığına olan dış desteğin kesilmesi önemli. Ama onun ötesinde ben tekrar bir tarihi hatırlatmak istiyorum. 18 Ekim 2019 tarihinde Amerikalılarla yaptığımız bir mutabakat var. Bu mutabakat çerçevesinde Kamışlı ve Ayn el-Arap bölgelerinden daha sonra 22 Ekim 2019 tarihinde de Ruslarla yaptığımız bir mutabakat var. Buna göre de Münbiç ve Tel Rifat bölgelerinden 150 saat içerisinde teröristler bu ülkeler tarafından çıkarılacaktı. Yani neticede eğer Amerika ile yapılan görüşmeler ve şu anki gelişen olumlu hava bu mutabakat çerçevesinde Amerikalıların bölgeden PKK'lıları, PYD'lileri uzaklaştırması şeklinde tezahür ederse o zaman Türkiye'nin güvenlik kaygıları büyük ölçüde giderilmiş olur. O zaman bu harekat için bir gerekçe, var olan gerekçe de ortadan kalkar. Zaten teröristler oradan giderse Suriye'deki, Türkiye'deki Suriyelilerin de dönüşleri ve güvenli ortamı sağlanması, Türk ordusunun oralarda garnizonlar kurup yerel kolluk kuvvetleri oluşturarak güvenliği temininin önü açılır. Yani zaten Türk ordusu operasyon sonucunda oralarda yerel yönetimler kurup bölge halkının insanca yaşayabileceği altyapının oluşturulması için çaba sarf ediyordu. Bunu operasyon yapmadan gerçekleştirir. Ama her halükarda bu alanların kontrol edilmesi ihtiyacı var efendim. Bunun olup olmayacağını şu an üst devlet aklı biliyor. Yani biz de tam kestiremiyoruz. Eğer gerçekten Amerika bu noktada evet ben bu mutabakata göre bu radarı boşaltıyorum, siz de boşuna gidip oralarda operasyon yapmayın. Evet ben PYD'ye destek vereceğim ama bunu artık sizin sınırlarınızda yapmayacağım. Daha güneyde örnek veriyorum. El Tanf'ta yapacağım. Bu evet ben bunu oluşturuyorum ama bu size karşı değil. PKK terör örgütüdür. Benim elimdekiler terörist değildir ama gene de sizin güvenlik kaygınızı gidermek için daha güneye gideceğim derse, yani sınırlarımızın çok uzağında, çok ötesinde bir noktada bunu yaparsa tabii ki o zaman Türkiye'nin en azından geçici de olsa gözümüz tabii ki onların üzerinde olacaktır ama güvenlik kaygıları büyük oranda giderilmiş olur. Ama bu olmazsa Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi Amerika'ya ve Rusya'ya rağmen bu operasyonu yapar efendim. Yani ben size şunu söyleyeyim, hiçbir zaman hani Sayın Komutanım da bunu belki değinmek isterler. Baktığımızda yani bölgede nasıl diyelim diğer askeri güçlerin zarar görmemesi için koordinatlar belirlenir, notamlar yapılır. Onlara da deklarasyonda bulunur, angaja kuralları açıklanır. Denir ki yerinizde kalın, biz şuraları temizleyeceğiz. Ve bu şekilde de bu yapılabilir. Yani neticede yapılamayacak bir şey değil. Bunun olup olmayacağını hakikaten şu günler çok kritik göreceğiz. Çünkü çok yakın bir zamanda Sayın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine Zelenski ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri olacak. Bu da tabii sürecin ne yönde gelişeceği konusunda bize önemli ipuçları verecektir.